Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki diğer duyu organlarını işleyeceğiz bu derste. Göz ve kulağı işledik. Her birine ayrı ayrı video yaptım. Hatta 2-3 video oldu arkadaşlar göz ve kulaktan. Ama dili, burun ve deriyi dedim ki tek bir video videoda anlatayım. O yüzden de e, hepsini yazdım. Anlatacaklarımı söyleyeceklerimi yazdım arkadaşlar. Bizim için vakit kaybı olmasın. Hemen hızlıca anlatıp geçeyim diye. Çünkü göz ve kulak önemli. Tabii ki diğerleri de önemlidir ama arkadaşlar onların hani önem derecesi biraz daha fazla. Bu yüzden de dili, e, burunu, burnu ve e, deriyi tek bir videoda toplamayı düşündüm. İsterseniz başlayalım direkt. Şimdi arkadaşlar dil diyeceğiz tat alma duysun. Şimdi dilin Ağız boşluğunun içerisinde bulunan iç içe geçmiş çizgili kaslardan oluşuyor arkadaşlar dilimiz. Çizgili kaslar bakın bu yüzden de dilimizi biz istemli olarak hareket ettirebiliyoruz. Çizgili kaslar neydi? İstemli hareket eden iskelet kaslarıydı. Dolayısıyla arkadaşlar iç içe geçmiş olan çizgili kaslardan oluşuyor. Bu yüzden de istemli olarak hareket ettirebiliyoruz. Ve unutmayın en güçlü kaslardır arkadaşlar dil kasları. Bunu da unutmayalım. E ee, dilimizin üst kısmı mukozayla kaplıdır arkadaşlar. Hani içindeki hücreler e, zarar görmesin diye veya daha az hani zararı azaltmak için mukozayla kaplıdır. Dilin üst yüzeyinde tat almayı sağlayan reseptörler vardır. Biz bunlara kemo reseptörler diyoruz. Arkadaşlar kemo reseptörler burada özelleşmiş olduğu için çoğalamıyorlar. Bu yüzden de bir süre sonra zaten hani insan yaşlandıkça tat alma duyusu da azalıyor. Hani yaşlılarda falan duyarsınız der, işte yediklerimden tat alamıyorum falan der. Bunun sebebi dildeki reseptörlerin azalmasından kaynaklı. Çünkü arkadaşlar bunlar özelleştikleri için çoğalamıyorlar. Bu yüzden de tat alma duysu zamanla azalıyor. Peki arkadaşlar biz dilde bunlar reseptörlere tat tomurcukları diyoruz. Bakın şöyle tat tomurcukları. Bu tomurcuklar papilla dediğimiz yapılar üzerinde kümelenmişlerdir arkadaşlar papillalarda. Peki papilla nedir? Papillalar hani dilimizin üstü mukozayla kaptır dedik ya. Bu mukozanın bir çıkıntısıdır arkadaşlar ve sadece dilin üst kısmında bulunur. Sadece dilin üst kısmında bulunduğu için biz dilimizin alt tarafıyla tat alamıyoruz. Sadece üst kısımda tat alıyoruz. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar bizim bu tat alma reseptörleri yani tat tomurcukları dışa bakan yüzeyinde mikrovilluslar vardır. Bunlar hem emilimi de gerçekleştiriyor. Sonuçta bizim vücudumuzda hani emilim dediğimiz olay sadece ince bağırsakta olmaz. Dilde olur, daha sonra midede olur, sonra ince bağırsakta olur arkadaşlar. Yani ağızda da olur, midede de olur, ince bağırsakta da olur. Ama buralarda az miktarda en fazla emilimler de gerçekleşecek. ince bağırsakta gerçekleşeceğiz. Zaten sindirim sistemine geldiğimiz zaman anlatacağız. Buradaki mikrovilluslar ne yapıyor? Yine emilim olayını sağlıyorlar arkadaşlar. Şimdi peki tat nasıl alınıyor? Arkadaşlar tadın alınabilmesi için bu bizim yediğimiz maddelerin besinlerin içerisindeki tat moleküllerinin bu mukus içerisinde yani tükrükte arkadaşlar çözülmesi gerekiyor. Tükrüğün içerisinde mukoza vardır. Bu mukoza da çözülmesi gerekiyor. Mukusta çözünen tat moleküller arkadaşlar reseptörleri uyarıyor ve bunlar duyu sinirlerinde impulsa dönüşüyor. Impulsa dönüştüğü zaman işte ilk önce talamusa sonra da beynimizin ilgili bölgesine gidiyor. Şimdi biz dilimizin üzerine baktığımız zaman dilimizde şimdi tamam bütün hani tatlar dilimizin her bölgesine yayılmıştır. Ama sadece belli bölgelerde bazı yoğunlaşmalar olmuştur. Mesela dilimizin uç kısmında tatlı yoğunlaşması vardır. Hemen ön yan kısımlarda arkadaşlar tuzlu, arka yan kısımlarda ekşi, en Uzak olan kısım, yani boğaza daha yakın olan kısımda ise acı yoğunlaşması vardır. Yani acıyı algılayan papillalar burada yoğunlaşmıştır. Dediğim gibi dilimizin her tarafında bunları algılayan papillalar vardır, tat tomurcukları vardır, ama yoğunlaştıkları bölgeler bu şekildedir. Mesela limon yediğiniz zaman veya ekşi bir şey yediğiniz zaman bu dilinizin arka kısmının böyle bir büzüştüğünü hissedersiniz. Sebebi oradaki tat moleküllerinin ekşi üzerine yoğunlaşmasıdır. Bu yüzdendir. Peki papillaya baktığımız zaman arkadaşlar bakın şunlar tat duyusu hücreleridir. Bunların aralarında tabi yardımcı hücreler de vardır. Şunlar tat duyusu hücreleri. Daha sonra burada duyu sinirlerinin tüysü üç kısımları vardır. Buradan neyi arıyor? Uyarıyı alıyor arkadaşlar. Burada tat duyu hücrelerine dönüş veriyor. Daha sonra duyu siniriyle nereye gidiyor? Beynin ilgili bölgesine gidiyor arkadaşlar. Şimdi dilimizin üstünde Üç çeşit papilla var. Bunlar mart, mantar şeklinde, çanak ve yaprak şeklinde olabilirler. Mantar şeklinde olanlar dilin uç kısmında yani tatlıyı algılayanlar diyebiliriz. Çanak şeklinde olanlar dilin gerisinde arkadaşlar şu kısımlarda bulunuyor. Yaprak şeklinde olanlar ise pardon dilin gerisinde dediğimiz şu kısım özür dilerim. E, yaprak şeklinde olanlar ise dilin yan kısmında bulunan papillalardır. Hani çok fazla karşınıza çıkabileceğini düşünmüyorum ama yine de olsun biz görmüş olalım. Arkadaşlar bir de dilin yüzeyinde ipliksi papillalar vardır. Bakın buraya yazmadım. Neden? Çünkü bunlar tat olayıyla değil de besinlerin lokma haline gelmesini sağlayan papillalardır arkadaşlar. O yüzden bu ipliksi papillalarda ne yapıyormuş bizi? Dil, e, işte ağzımıza aldığımız besinin lokma haline gelmesini yani hani böyle hafif bir bulamaç oluşturuyoruz ya ağzımızda o bulamaçın oluşmasını sağlıyor. Bunlar tat algılamıyorlar. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu ipliksi papillalarda tat algılanmıyor ama dokunma sıcaklık gibi uyarılar algılanıyor. Bu yüzden de hani e, sadece lokma oluşumunda değil dokunma sıcaklık gibi uyarılarda da önemlidir. Şimdi bizim bir tane daha e, bir tat şeyimiz var. E, ne diyecektim unuttum tat kavramı diyelim arkadaşlar. Tuzluyla tatlı arasındaki tatları algılayan bölgeye de biz umami diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani böyle may, mayhoş böyle tatlar olur ya. O mayhoş tatları algılayan bölgeye de ne diyormuşuz? Umami diyormuşuz. Umami diyormuşuz. Yani tuzluyla tatlı arasında bulunan bölgedir arkadaşlar. Tabi bu da her tarafta vardır. Ama yoğunlaştığı bölge genellikle şu kısımlardır. Peki Hani diyorlar ya bir besinin kokusunu almazsanız tadını da algılayamazsınız diye. Bunun sebebi nedir? Çünkü beyin kabuğunda tatla koku bölgeleri birbirine çok yakındır arkadaşlar. Ve kokusunu aldığımız zaman bir yemeğin tadını daha iyi algılıyoruz. Mesela hatta çok böyle şey bir deney vardır. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. İşte burnunu kapatıyor, gözünü kapatıyor yediği yiyeceğin ne olduğunu görmesin diye. Eee... Elmayla patatesi veriyor Elmayı yiyor tadını ayırt edemiyor. Patatesi yiyor tadını ayırt edemiyor arkadaşlar. Bunun sebebi kokudan kaynaklanır. Yani koku da yine tadın oluşmasında oldukça önemlidir. Böylece dili bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz burun. Burun ve koku duyusuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Şimdi buruna baktığımız zaman arkadaşlar bizim burun boşluğumuzda kıllar ve mukus salgılayan epitel hücreler vardır. Bu kılların ve mukusun oldukça büyük önemi vardır arkadaşlar. Kıllar nefes aldığımız zaman işte e, havanın içerisinde giren mikropların tozların tutulmasını sağlıyor. Aynı şekilde mukus da öyledir. Tutulmasını sağlayarak ne yapıyor? E, bizim akciğerlerimize mikrobun girişini engelliyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir kıllar ve mukus tabakası. Peki burun ne yapıyor? Burun. Havayı aldığı zaman arkadaşlar ilk önce süzüyor, ısıtıyor, nemlendiriyor. Daha sonra bunu akciğerlere öyle gönderiyor. Böylelikle hani soğuk havalarda böyle çok soğuk hava içimize çekeriz ya. İşte o soğuk havanın akciğerlerimize yine zarar vermesini engellemiş oluyor. Böylece vücut ısısına da aslında bir nevi yardımcı oluyor. Nemlendirmesinin sebebi de mesela burnunuz böyle içini kuruduğunu hissedersiniz. O kuruma sırasında bizim vücudumuza aldığımız o burnumuzdan aldığımız havanın da ısıtılma ihtimali biraz daha azdır. Nemlendirme ihtimali biraz daha azdır. Dolayısıyla akciğerlerimize zarar verme ihtimali vardır arkadaşlar. Peki kokunun alınabilmesi için neye ihtiyaç vardır? Bir kere koku moleküllerinin uçucu olması gerekiyor arkadaşlar ve mukusta çözülmesi gerekiyor. Bakın Dildeki tat alma olayıyla burundaki koku alma olayı birbirine benzer. İkisinin de ilk önce mukusta çözülmesi gerekiyor. Bunu unutmayalım. Mukusta çözünüyor arkadaşlar. Mukus peki ee, nasıl üretiliyor? Arkadaşlar Bowman bezleri dediğimiz bezler vardır. Bu Bowman bezleri mukus salgı salgılar ve bu mukus salgısını da ne yapıyor? İşte bunun içerisine bırakıyor. Bowman bezleri aklımızda bulunsun. Arkadaşlar bu bezlerin salgısı yani mükoz salgı bizim işte burnumuzun içerisinde bulunan mukoza tabakasının nemli kalmasını sağlar ve koku taneciklerinin de çözülmesini sağlar. Bu yüzden oldukça önemlidir. Peki koku duyusunu alan reseptörler var ya işte o reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Sarı bölge diyoruz. Şimdi bu sarıyla alakalı bir şey daha vardı. Gözü hatırlayın. Gözde reseptörlerin A tabakada yoğun olarak bulunduğu bölgeye biz ne diyorduk? Sarı benek diyorduk, değil mi? Sarı benek diyorsa göz gelecek. Sarı bölge diyorsa arkadaşlar burun gelecek. Bu ikisi karıştırılabilir olduğu için çıkma ihtimali de fazladır. Burundaki sarı bölge gözdeki sarı benektir. Unutmayalım. Bu arada sarı bölge eee rengin alfaktorya da deniliyormuş ama böyle bunu çok fazla çıkacağını da zannetmiyorum. Arkadaşlar bu sarı bölgede e, koku reseptörleri yoğunlaşmıştır ve bunlar kemo reseptörlerdir. Kemo reseptörler buradaki kemo reseptörler bildiğiniz sinir hücresi ve sinir hücresinin bu dentrit kısmı arkadaşlar dentrit kısmı burun boşluğuna bakıyor. Akson kısmı ise arkadaşlar burundaki kalbur kemiği dediğimiz kemiklerin arasından çıkıyor ve koku soğancığına ulaşıyor. Bakın koku soğancığı. Daha sonra koku soğancığında bir impuls oluşuyor arkadaşlar. Koku soğancındaki duyun nöronları ile beyindeki koku merkezine gidiyor. Ve en önemli unutmamamız gereken şey tabii ki burada talamusa uğramaz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Koku duyusu talamusa uğramadan direkt olarak beyin kabuğunda ilgili bölgeye gider. Bu şekilde hatırlayalım. Arkadaşlar ee, bu duyu hücrelerinin hani dedik ya duyu nöronlarıyla bağlantılıdır diye. Duyu nöronlarının her biri de kokuya ait sinirlerle bağlantılıdır arkadaşlar. Biz bu kokuya ait sinirlere nervus olfaktrius diyoruz. Nervus olfaktrius. Bu da belki karşımıza çıkabilir o yüzden bunu da bilelim. Evet böylece burunla ilgili konumuzu da anlatmış olduk. Unutmayın burunda reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı bölgedir gözde neydi? Sarı benekti. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim artık son duyu organımıza, deri. Deri ve dokunma duyusu. Arkadaşlar, deri de aynı göz ve burun gibi birazcık uzun. Ama dediğim gibi hani Burada da böyle çok böyle bizim kafamızı karıştıracak şeyler yok. O yüzden bu videoda anlatacağım bunu da. Şimdi deri ve dokunma duyusuna baktığımızda arkadaşlar deri tek ya da çok katlı epitelden oluşmuş olabilir. Bazı omurgalılarda tek katlı epitellidir bazılarında çok katlıdır. Arkadaşlar vücudu önemlisi dış ortamdan koruyor. İşte mikroorganizmaların girişini engelliyor dışarıdan gelen darbelere karşı koruyor vücut ısısını ayarlıyor. Bu yüzden vücudu dış ortamdan koruyor. Derinin Kalınlığına baktığımız zaman el içinde ve ayak tabanında kalındır. Göz kapaklarında ise arkadaşlar en ince olduğu kısımdır. En kalın olduğu kısım el içi ve ayak tabanı. En pardon en kalın olduğu kısım en, el içi ve ayak tabanı, en ince olduğu kısım da göz kapaklarıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi biz insan derisini ikiye ayırıyoruz. Üst deri ve alt deri. Üst deriye epidermis, alt deriye de dermis diyoruz arkadaşlar. Hatırlayın şeyde de vardı. Yaprakta değil mi bitkilerde yaprak dermis ve pardon epidermis ve peridermis tabakasından oluşuyordu. Hani bir çağrışım olabilir. Üst deri neymiş epidermis. Arkadaşlar üst deri emriyonun ektoderm tabakasından oluşur. Birazdan alt deri için farklı bir şey söyleyeceğim. O yüzden bu ektoderm tabakasını unutmayın. Üst deri ne yapıyormuş ektoderm tabakasından oluşuyor. Ve çok katlı epitelden oluşur arkadaşlar. Burada kılcal kan damarı ve sinir bulunmaz. Peki nereden beslenecek? Buradaki hücreler sonuçta canlı olanları da var, cansız olanları da var. Bu canlı olanlar nereden beslenir? Tabii ki bağ dokudan beslenir arkadaşlar. Bağ dokudan difüzyonla besleniyor bizim üstlerimiz. Oradaki canlı hücreler bağ dokudan besleniyor. Kan damarı bulunmadığı için arkadaşlar bizim Üst derimizin en üstünde bulunan yassı hücreler iyi beslenemezler. Dolayısıyla hani bağ dokudan difüzyonla nereye kadar beslenecek? İyi beslenemediği için zamanla keratinleşerek ölür ve derinin üstünde keratinden oluşmuş bir tabaka oluşturur arkadaşlar. Biz bu tabakaya ne diyoruz? Korun tabakası diyoruz. Korun tabakası derinin en üstünde bulunan hücrelerin ee, i̇yi beslenememesi sonucunda keratinleşmesiyle oluşan tabakadır korun tabakası. Peki, peki bu tabaka adı üstünde ne yapacak? Deriyi koruyacak arkadaşlar. Dış darbelere karşı ve mikroplara karşı deriyi korur korun tabakası. Bir de malpiki tabakası var arkadaşlar. Korunun hemen altında bulunan malpiki tabakası. Bu canlı hücrelerden oluşuyor ve arkadaşlar hücreleri kübik ve silindirik şekilde olabilir. Burada silindirik hücrelerin arasında deriye renk veren melanin pigmenti vardır. Bu melanin pigmenti önemlidir. Çünkü bizim derimize renk verecek. Arkadaşlar birazdan yine söyleyeceğim ama şimdi de söyleyeyim. Kutuplardan ekvatora doğru gittikçe derideki melanin miktarı artar. Neden artıyor? Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Ekvatora doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı daha da dikleşir. E bu yüzden de daha fazla güneş ışığına maruz kaldığımız için ee daha fazla işte nasıl diyeyim morotesi ışınlarına da maruz kalıyoruz. Bu da arkadaşlar derideki melanin pigmentini artırır. Bu melanin pigmenti de ne yapar? İşte derimize gelen bu morotesi ışınları emerek zarar vermesini engeller arkadaşlar. Melanin pigmenti bu yüzden oldukça önemlidir. Gelelim şimdi alt deriye. Arkadaşlar alt derinin diğer adı dermistir. Dermis embriyonun mezoderm tabakasından gelişir. Bakın üst deri ektoderm tabakasından gelişiyordu. Alt deri ise mezoderm tabakasından gelişiyor. Burada kolajen ve elastik lifler içeren bağ doku vardır arkadaşlar. Kolajen ve elastik lifleri e, içermesi e, deriye biraz da nasıl diyeyim size gevşeklik sağlıyor. Yani işte derinin hareketini falan kolaylaştırıyor. Yapısında neler vardır peki alt derinin? Kan damarı var, sinirler var, yağ bezleri, ter bezleri, kıl kökleri, düz kaslar, lenf damarları ve reseptörler vardır arkadaşlar. O zaman bizim derimizde reseptörlerin bulunduğu yer neresidir? Tabii ki alt derimizdir. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar, iki tabakadan oluşuyor yine alt deri de. Bunlar papilla, papiller dediğimiz kısım, bir de retiküler dediğimiz kısım. Papiller dediğimiz kısımda epidermisin içinde parmak şeklinde olan yapılardır arkadaşlar. Ve burada kılcal kan damarları ile sinir uçları bulunuyor. Bu papiller dediğimiz kısımda. Kılcal damarlar sayesinde vücut ısısı ayarlanıyor. Retiküler kısmına baktığımız zaman ise diğer yapılar olacak. Ter bezleri, yağ bezleri, kıl kökleri ve reseptörler bulunacak arkadaşlar. Düz kaslarda kılların hareketinde oldukça önemlidir. Özelliklerini hani bu korktuğumuz zaman falan hani kıllar dikleşiyor ya, işte bu düz kaslar sayesinde kıllar dikleşiyor. Bir de bizim alt derimizde reseptörler var dedik. Arkadaşlar ağrıyı, basınç, dokunma, ısı ve titreşim gibi uyarıları algılayan reseptörler vardır. Biz bunlara da mekanoreseptör diyoruz. Peki bu mekanoreseptörleri ayırırsak? Arkadaşlar böyle hücre şeklinde olanlara kapsüllü reseptörler. Hücre şeklinde değil de daha böyle uzantı şeklinde olanlara da kapsülsüz reseptörler diyoruz. Kapsüllü olan reseptörler Meissner cisimciği vardır. Bu dokunmayı algılar. Pacini cisimciği vardır arkadaşlar. Basınç. Basınç fizikte hangi harfle gösteriliyor? P harfiyle. Buradan gelsin aklınıza Pacini basınç. Krause cisimciği arkadaşlar soğuğu algılar. Ruffini cisimciği de sıcağı algılar. Kapsülsüzlere baktığımızda ise serbest sinir uçları vardır. Bunlar ağrı duy duyusunu algılıyor arkadaşlar. Merkel diskleri bunlar hafif temasları. Mesela böyle vücudumuza hafif bir şey dokunduğu zaman bir tüy mü geldiği zaman işte orada Merkel diskleri devreye giriyor. Çünkü bunun eşik şiddetindeki yani eşik şiddeti diyoruz ya uyarı için gerekli olan şiddete eşik şiddeti çok çok düşüktür. Bu yüzden de Merkel diskleri hafif temasları algılıyor. Bir de kıl kökü reseptörleri vardır. Bunlar da dokunma duyusunu kuvvetlendiren reseptörlerdir arkadaşlar. Peki gelelim devamlı. Bizim Dermisimizin altında hipodermis dediğimiz bir yapı daha var. Arkadaşlar bu yapı gevşek bağ doku ve yağ dokudan oluşuyor. Gevşek bağ doku derinin hareketini kolaylaştırıyor. Yağ doku ise vücut ısısını ayarlıyor. E, bu kadarını bilmeniz yeterli. Hani çok da fazla detayına girmeyeyim. Ter bezleri arkadaşlar yumak şeklindedir ve kanalları direkt olarak epidermis açılır. Buradan çıkarılan ter sayesinde de vücut ısısı ayarlanır. Bir de yağ bezleri vardır arkadaşlar bu yağ bezleri birkaç tane böyle alveol geliyor yan yana salkım şeklini oluşturuyor ee, ve salgısına da bir sebum diyoruz yağ bezlerinin salgısına sebum diyoruz. Bu salgı kanalları direkt olarak epidermis açılmıyor da böyle küçücük bir kanalla kılların köklerine bağlanıyor arkadaşlar ve kıl köklerinin beslenmesini de sağlıyor aslında bu yağ bezleri. Hani böyle saçımızı biraz yıkamadığımız zaman yağlanır ya işte yağlanmasının sebebi oradaki kıl köklerine gelen sebum dediğimiz o yağ salgısından kaynaklanır arkadaşlar şunu da unutmayalım deriye sadece sempatik sinirler gelir parasempatik sinirler gelmez ve sempatik sinirler de deriye giden damarların daralmasını sağlıyor sempatik sinirlerin etkisi geçtiği zaman zaten damarlar otomatik olarak genişliyor az önce de söylemiştim ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe derideki melanin miktarı da e, azalıyor arkadaşlar kutuplardan ekvatora gittikçe de derideki melanin artıyor Evet böylece duyu organlarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.